Hocam merhaba. Merhaba Recep'cim. Nasılsın hocam? İyiyim Recep'cim. Sen nasılsın? İyiyim hocam ben de. Hocam biz bugün sorum çözüyoruz. Recep'cim biz şöyle düşündük şimdi. Çocuklar konuları genel olarak diyelim bizim videolarımızda seyrediyorlar. Sonra tabii ana soru şu. Yani inkar tarihinde konuyu hocam biliyorum ama işte nasıl hatta seçiyorsun? temel kavramları da biliyorum. Şimdi bizim temel kavramlar videolarımız var. Onları izlediler. Onda ama soru çözemiyorum. Ee, diyorlar. 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 Ha. İşte onun için biz bir inkılap tarihinde bir soru nasıl çözülür? Nasıl bakılır soruya? Onu anlatmaya çalışacağız. Ve bunun için de bizim kitaplarımızdan arkadaşlar Aynen. aşağıdaki linklerde var. Sorularımızı çözeceğiz. Aynen. Hocam. Oradan, he, oradan seç. Yani. Seçtiğim sorular ha. değil mi hocam? Bizim hepsini, tabii, hepsini çözmüyoruz ama 10 tane örnek soru çözeceğiz. Öğrencilerimiz tabii iyi okuyacaklar. Sonra da bizim yöntemlerimizi takip ederek bu şekilde ilerleyecekler. Çok güzel abi. Hocam tekrar arkadaşlara hatırlatmak ha. istiyorum. Yorumlarda görüyorum çünkü. Segin Sınıf yeni videolar gelmeyecek mi diye. Arkadaşlar biz zaten çektik. Aynen öyle. Havuzda var. Kanalda şu an Segin Sınıf konu anlatım videolarının hepsi var değil mi hocam? Aynen var. Bütün konular var. Sene sonuna kadar. Şimdi artık bu, bu şekilde soru çözümü yapıyoruz. Aynen öyle. Sonra tanımlar videosu geliyor. Değil mi hocam? Aynen öyle. Burada şöyle bir aşama takip edelim. Nasıl yapalım hocam? Edelim, edelim çocuklara. Şimdi öğrencilerimiz önce bizim e, havuzdaki yani kanaldaki inkap Tarihi videolarında konu anlatın videolarını. Önce bunu. Birinci aşama Birinci bu. aşama bu. Sonrasında ikinci aşamada görecekler tamam. kanalda o üniteyle ilgili her tamam, ünite sonunda hocam? temel kavramlar var. O temel kavramlarla ilgili videoyu çözmelerini, izlemelerini öneriyoruz. Çünkü konuyu bilmek yetmiyor. Bir de o konuyla ilgili kavramları mi? da halletmek gerekiyor. O nedenle ön, ikinci aşamada kavramlar. Üçüncü, Üçüncü aşamada, aşamada bu, bu video. Işte. Yani ünite sonunda inkılap tarihi sorusu nasıl çözülür? Aynen öyle. Hangi yöntemlere göre çözülür? Onu. Hocamdan bu yöntemleri, bu trikleri aldıktan sonra da dördüncü aşama hocam artık aynen. bizim kitapları aşağıdaki linkten satın alıp elde edip bizim kitaplara ulaşıp aynen. ondan sonra da kendileri soru çözecekler. Oturup çözecekler. Artık <laughs> bu. Şimdi diyecekler ki ya abi dört aşama ya ben bunları nasıl yapacağım? Bunların hepsi. Çok da eğlenceli yani, basit bir şekilde yapılacak. Aynen. Basit bir şekilde yapılacak. Yani toplasan yani bir ünite için Toplasa yani belki 2-2,5 iki, iki saat arası bir olay da var koca ünite için. Evet hocam. O yüzden arkadaşlar hocamın yöntemini tavsiyesini dinleyin derim. Evet. Hocam o zaman sizdeyiz. Evet. Recep'ciğim hemen şimdi birinci ünitenin ilk sorusuna da başlayalım. Siz de iyi sorular. Hadi bakalım. Şimdi ha burada bir şey söyleyeyim. Biraz sorular uzun. Bizi sabırla dinlesinler. Kesinlikle Onun çünkü sınavda dizeyim. da o sabır gerekecek. Aynen öyle. Bakalım birinci soru. Verilen bilgilerde coğrafi keşiflerin Avrupalıları daha çok hangi alanda etkilediği vurgulanmıştır? Bakalım. Bak önce burayı okuduk. Soru olumlu. Evet. Avrupalılar 15. yüzyılın ortalarından itibaren hızla gelişmeye başlamışlardır. Yaşanan bu gelişmeden biri de Coğrafi keşifler olmuştur. Coğrafi keşifler sonucu okyanuslara açılan Avrupalılar Hindistan'a denizden ulaşarak ipek ve baharat yollarını devreden çıkarmakla kalmamışlar, keşfedilen bu bölgelerdeki yeraltı ve yerüstü kaynaklarını kendi ülkelerine taşımışlardı.'' Şimdi burada hangi alanda kaynak dediğine göre? Sanayi. Sanayi, ekonomi, sanayide mi? Ekonomi. Evet, cevabımızın ekonomi olduğu belli. Şimdi ben bunu niye koydum biliyor musun acaba? Neden hocam? Bir önceki aşamada öğrencilerimiz temel kavramları eğer seyretmişlerse orada biz senle siyasi olan bir şeyden bahsettik. Evet hocam. Kültürel olamdan bahsettik hocam. Dolayısıyla bak bunların hiçbirisiyle ilgili burada bir açıklama yok. Yok. Tamamen ekonomi üzerine odaklanılmış. Eğer ne deseydi siyasi olurdu yani. Yönetim. Yok. Mesela devlet yönetimi ondan bahsetti. Kesin. Öyle. Sınırlar. Siyasi var derdin. Yani ne deseydi kültürel olurdu. İşte hocam coğrafik keşter oldu oradan kültür yeni kültürler geliyor. yeni kesediler. kültürler ya da işte atıyorum matbaa falan, falan. Kitap kitap. Deseydi. deseydi o zaman kültürler. Yani ona nedenle cevabımız ekonomi. İkinci soru ikinci test ikinci soru. Evet Recepcim şimdi diğer sorumuza geçelim. Nedir hocam diğer soru? Diğer sorumuzu hemen okuyorum Recepcim. Osmanlı Devleti'nin olumsuz yönde etkileyen bu gelişme hangisidir? Şimdi Oğlum, burada bir şurada. olayı anlattık ama bir şey söylemek istiyoruz burada. Avrupa'da meydana gelen gelişmeler Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkilemiştir. Özellikle Osmanlı'nın çok uluslu bir yapıya sahip olması, azınlıkların kendi bağımsız milli devletlerini kurmak için isyanlar çıkarmalarına ve zamanla bağımsızlıklarını kazanarak devletin toprak bütünlüğünün parçalanmasına neden olmuştur. Bu olay hangi olay yani burada ne anlatılıyor diyor. Cevabımız. Fransız ihtilali Şimdi burada öğrencilerimiz bir konuda yanılıyorlar Nedir hocam hocam. O nedenle bu soruyu seçtik O da şu zannediyorlar ki bu Hani sanayi ikrami sonucu var ya Dünyada ham madde ve e, pazar arayışı artıyor Onu Fransız ihtilaliyle eşleştirip Onunla ilişkilendirip Yorum hatası yapabiliyorlar He. O nedenle bunu net olarak önlerine koymak istedim Süper hocam. Yani Avrupa'da Sanayi inkılabının önemli sonucu ham madde ve pazar arayışının hızlanması. Kesinlikle. Fransa itilen önemli sonucu çok uluslu devletlerde yıkılma. Yıkılma süreci. Bunun adını koyalım. Süper. Teşekkür ediyoruz. Recep'cim diğer soruya geçelim. Nedir hocam diğer soru? Bu arada arkadaşlara da tavsiyem hocam çözmeden cevabını söylemeden önce arkadaşlar bence kendilerini deneyebilirler. Onlar cevaplayabilirler. Aynen durdurup. Cevaplasın. Değil mi? Durdurup. Sonra da edelim. hocam dinlerler. Evet. Recep'cim diğer bir soru Osmanlıcılıkla ilgili bir soru. Olur hocam. Hemen okuyalım. Diyor ki hangisi diyor Osmanlıcılık akımı doğrultusunda ortaya çıkan gelişmelerden değildir. Bakalım önce metni okuyalım. Osmanlı Devleti'nin dağılma sürecine girdiğini gören bazı aydınlar ve devlet adamları bunun önüne geçebilmek için bazı fikir akımları doğrultusunda harekete geçtiler. Bu fikir akımlarından birisi de Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayanları inanç ve etnik yapısına göre. Ne demek etnik yapı Recep'cim? Hocam bu ırk. Ha yani toplumsal yapı ile alakalı ırk yani etnisti de dediğimiz şey. Ayırmadan Osmanlılık şemsiyesi altında kaynaştırarak bir Osmanlı milleti oluşturmayı hedefleyen Osmanlıcılık akımıdır. Ancak yapılan tüm çalışmalara rağmen bu fikir Osmanlı'nın kurtuluşu için bir çözüm Olamamıştır. olmamıştır. Evet. Bakalım. Şimdi buna göre diyor ki Osmanlıcılık akımı doğrultusunda ortaya çıkan bir gelişme değildir. Bakalım. Birinci Dünya Savaşı sırasında ayaklanmalara katılan Ermenilerin zorunlu olarak göç ettirilmesi. Yani Ermenilerin göç ettirilmesi. Bu Osmanlıcılık olamaz. Alakası Çünkü hocam. Çünkü Osmanlıcılık ne? Herkesi bir çatı altına Heh. topluyor. Din ırk ayrımı yapmadan. Dolayısıyla cevabımızın Adana olduğu belli. belli. Fakat diğer çıkları okuyalım. Meşrutiyetin ilanı ile 46 gayrimüslim milletvekilinin Osmanlı Mebusan Meclisi'ne girmesi. Bu olur. Ha bak. Zaten... Farklı uluslar var. Fikir ayrılıklarının bir arada olması. Aynen öyle. Bulunması. C. Tanzimat fermanı ile tüm halkın dikkat, hak ve özgürlüklerinin yasal güvenceye alınması. Tüm demesi. Aynen öyle. Bu da Osmanlıcılık. Islahat fermanı ile azınlık haklarının genişletilmesi. Bu da öyle. Azınlık Bu hakları. Da, demiş. Aynen öyle. Yani Osmanlıcılık tanımı altında zaten azınlıklar olduğu için onları birleştirme amacı olduğu için. Bu da evet, gitti. Daha doğrusu ülkeye onları böyle bağlama amacı olduğu için burada. D, C ve B olur ama A olamaz. Evet hocam süper. O zaman evet, bir sonraki. Evet video bir sonraki mu? soruya geçelim Recepcim. Bakalım. Selanik şehri biliyorsun. Onunla ilgili bir soru. Diyor ki sorumuzda 1883 yılında Selanik nüfusunun %51'ini Türk ve Müslüman, %23'ünü Rum, %21'ini Bulgarlar oluşturuyordu. Evet hocam. Selanik'te Rum, Bulgar, Romen, Ermeni, Yahudi, Sırp, Alman, İngiliz, Fransız, İtalya ve Amerikan okulları bulunuyordu. İnanılmaz. Değil mi? O gün varmış. Hocam müthiş. Günlük olarak Türkçe gazeteler yanında Rumca, Sırpça, Bulgarca gazeteler yayınlanırken Avrupa ülkelerinden de gazete ve dergiler geliyordu. Aman Allah'ım, şehre bak. Buna göre diyor, ne vurgulanmıştır? Bakalım. Burada dini bir şey vurgulanmış mı? Ben Bakalım. Hiç göremedim hocam. Ben gördüm Recepçiğim. Nerede hocam? Müslüman diyor çünkü. Ha, Müslüman da vurgulanmış Hristiyan hocam. Hristiyan diyor, vurgulanmış. Kültürel vurgulanmış. Net hocam her yer çok evet. kitap kaynıyor. Bir önceki videomuzda kültürden bahsettik. Bak o yüzden aşama önemli arkadaşlar. Onu yani Önce o sonra o. bu. Çünkü burada biz her kavramı teker teker açıklayamayız. Orada açıkladık çünkü. Kültürel Zaten burada var. var. Gazetede gördük değil mi? Hatırlayalım. Gazete gördüğümüzde, dergi gördüğümüzde kültürel Hemen diyoruz. Evet. Askeri bir şey var mı? Tabii ki yok. Böyle ordu mordu olması lazım. Sosyal. Neydi Zaten sosyal diğer adı? Hocam toplum. Sağ Evet toplum. toplumla ilgili. Bu da var. Dolayısıyla bir, iki ve 4 Dört hocam Evet. Çok. İşte hocam şeyleri bilince. Kavramları bilince oluyor. Aynen. Soruyu çözmek artık çocuk oyuncağı. Süper. Evet. Önce dediğimiz gibi bu sırayı lütfen takip etsinler bizim öğrencilerimiz. Pekala. Recepcim diğer sorumuza geçelim. Neymiş hocam? Selanik Osman Devleti'nin batıya açılan penceresi konumundaydı. Yüzde Bir önceki soru da evet, öyleydi zaten. Evet. Bu ifade ne ile ilgili değildir. Pencere ile alakalı değil. Evet. Avrupa ile ulaşım ve haberleşmenin iyi olması. Bununla ilgili. Avrupa'yla yani Avrupa ile iyi olursa hani pencere bu da bir me metafor yapılmış hocam. yani. Hani Avrupa ya, bir ifade. Avrupa'ya açılan, Avrupa'nın etkisinde anlamında Avrupa ulaşım ve haberleşme iyi demek ki. Çok uluslu bir yapıya sahip olması. Ne? Ama bu bilgilerden mi çıkarıyoruz? He. Yoksa bir bak, önceki sorudaki bak, Recep bilgilerimizden abiye, mi? Hemen orada net dedi değil mi? Yukarıya bakarak konuştuğumuzda evet. olmaz ama Selanik'te çok uluslu bir yapı var ama yukarıda anlat Yoksa her yer ulus evet, Recep, evet, Recep abiniz sizi denemek için. Deniyorum hocam. Evet. Batılı devletlerle etkileşim içinde olması. Net hocam pencere. Pencereyle etkileşim. Batıdan gelen yeni fikirler akıp, yeni fikir akımları açık oldu. Hocam pencere. <laughs> Recep'ciğim ya eskiler bak şimdi pencere kelimesi şimdi şeyden geliyor. Bunu da öğrenci Hocam bir kapı da öyledir. Dışı açılan kapı filan. Evet, Dışı açılan kapı. Pencere Farsçadan gelmiştir. Ha. Ama eski Türkçe'de pencerenin karşılığı ışıklık. Ha. Aslında ne güzel ben. Çok güzel. Niye almışız bunu bir farsçadan bilmiyorum. Çok güzelmiş. Işıklık abi. Bu kadar basit. Işıklık. Çok güzel. Yani. Karanlığı boğuyor. Aynen öyle. Recep'ciğim diğer sorumuza Neymiş geçelim. hocam mi? bu soru? Evet. Mustafa Kemal ile ilgili bir soru. Hemen Çok, bakalım sen... söylenemez diyor. Olumsuz bir soru. Bakalım. Harp Akademisi'ni kurban yüzboşu olarak bitiren Mustafa Kemal, Şam'daki 5. Ordu'ya bağlı. Recep'ciğim TRT spikerleri gibi okudum. Evet hocam bayağı. <laughs> Biraz böyle normal enerjik okurdum. Yoruldum mu <laughs> ne yaptım? Evet, başlar alıyorum Hocam'cığım. Harp Akademisi'ni kurban yüzbaşı olarak bitiren Mustafa Kemal, Şam'daki 5. Ordu'ya bağlı 30. Suvari alayına tayin edilmesiyle görev yılları başlamıştı. Çok güzel. Mustafa Kemal, Şam'daki görevi sırasında başlayan bir ayaklanmayı bastırmak üzere 11 Mart 1905'te Havran'daki harekata katıldı. Ayaklanmanın bastırılmasından sonra tekrar Şam'a dönen Mustafa Kemal, burada Ekim 1905'te Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Heh. Mustafa Kemal, 1906 yılında Selanik'e gelip Vatan ve hürriyet cemiyetinin şubesini açtı. Mustafa Kemal e, Şam'daki görevinde gösterdiği üstün başarılanan dolayı 25 Aralık 1906'da 5. rütbeden Mecidi nişanı verildi. 20 Haziran 1907 tarihinde kıdemli yüzbaşı oldu ve önce Ordu Kurmay Başkanlığı emrine aynı yılın 13 Ekim'inde de Manastır'daki 3. Ordu karargahına atandı. Buna göre ne söylenemez bakalım. Şimdi öğrencinin bakın dikkat etsinler okurken önemli yerin altını çiziyorum. Yoksa zaten bu şu an başını unuttu o Aynen öğrenci. Aynen öyle. Onlar da önemli yerin altın çizsin. Kesinlikle hocam. Aldığı görevleri başlara tamamlamıştır. Evet yani burada. E, belli ki hocam. Yani belli, sürekli evet, rütbe atlıyor. Rütbe almış yani demek ki. Harekat olmuş oraya gitmiş buraya gitmiş. Başarılı Evet olmuş. başarılı Teşkilatçı ve lider özelliklere sahiptir. Ki cemiyet kurmuş. Bravo. Teşkilatçı demek bir şeyi kurmak, kurmak. organize etmek, cemiyet kurmuş. Bakın altına çizmiştim. Açtı diyor. Bir şube açmış. Dolayısıyla B de olur. Ülkenin farklı yerlerinde görev yapmıştır. Belli hocam. Yani aynen Şam'dan tut da işte efendim Manastır'a kadar her yere gidiyor. Her yere gidiyor. Ve ülkesini dış saldırılara karşı korumuştur. Değil. Çünkü orada içeride görev alıyor. İçeride görev. Aynen dış ülkelere Şam karşı. Şam'ı şimdi Türkiye'ye göre düşününce öyle aynen. olur. Hocam. Şimdi onlar belki Şam dışarıda falan diye. Evet. Karışabilir ama öyle değil. O zaman Şam Biz... ülke içi. Evet Recep'ciğim. Recep'ciğim diğer sorumuza geçelim mi? Neymiş hocam? Bakalım. Yine Mustafa Kemal ile ilgili bir soru. Değdinmemiştir diyor. Bakın önce nereye okuyorum. Ve bunun olumsuz olduğunu belirliyorum. Arkadaşlar dikkat. Başta bunu yapıyor. Aynen. Benim gibi çözerseniz hiç sorun olmaz. Mustafa Kemal Şam'daki görevinden sonra Selanik'te bulundu. Bir süre sonra Üsküp, Selanik Üsküp demir yolu müfettişliği de kendisine verildi. Mustafa Kemal bir taraftan resmi görevlerini yerine getirirken diğer taraftan da ülke sorunlarıyla ilgilenmeye devam ediyordu. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin Selanik Şubesi 27 Eylül 1907'de İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleşmiş ve onun adını almıştı. 29 Ekim 1907'de de bu cemiyete üye olan Mustafa Kemal bir süre sonra İttihat Terakkicilerle fikir düştü ve cemiyetten ayrıldı. 23 Temmuz 1908'de meşrutiyetin ilan edilmesi üzerine önce Bosna Ersek ardından da Trabluskarp ve Bingazi bölgesinde kendisine verilen askeri ve idari görevleri yaptı. Değilmemiştir diyor. Bakalım. Aktif bir askeri hayatının olduğuna. Hocam net. Bingazi, Trabzon, Aynen öyle. Geziyorum. Aktif. İttihat ve terakki ile anlaşamadığı konulara. Onu göremedik. Bak. Şimdi ben bir fikir burada ya çizdim altını. Ama konulara. Evet. Hangi konuda fikir? Which one? Bilin Yok mi? bizde. Aynen. Bilinmiyor. Yani cevap burada Bursa. Siyasi faaliyetler içinde bulunduğuna. Zaten hocam diyor ki görevini yaparken bir yandan da devlet düşünüyor diyor. Heh. Ve bir de iddia terakkiye giriyor. İddia terakki parti. Zaten. Hatırlasınlar bir önceki videodan. E, orada siyasi tanımlarken partilerle ilgili demiştik. Dolayısıyla iddia var. terakkiye girdiğine göre kesinlikle siyasi bir iş yapmış. Ülkenin farklı bölgelerinde görev yaptığına Allah'ın emri. Bingaz, evet yer, yer, dolayısıyla... Cevabımız Bursa. Recepçim görüyorsun değil mi? Eğer bizim sırayla giderlerse Soruları çok güzel. Ya. Hepsi eksikler tamamlanır kesinlikle yani. Kesinlikle hocam. O yüzden arkadaşlar bu hocamın söylediği dörtlü o sıralamayı kesinlikle uygulayın. Recepçim evet. diğer soruya geçelim. Namık Kemal'in bu eserini okuması diyor. Mustafa Kemal ve arkadaşlarına aşağıdaki duygu ve düşüncelerden hangisini kazandırmış olamaz? Etkilenmişler Evet etkilenmişler ama bakalım neymiş? Bir insanın düşünce yapısının oluşmasında okuduğu eserlerin çok önemli bir yeri vardır. Mustafa Kemal'in harp akademisi yıllarında harp okulu öğrencilerinin okuyup etkilendiği düşündülenin başında Namık Kemal geliyordu ya Namık Kemal büyük adam. Hocam evet. Namık Kemal. Evet Namık Kemal'in şiirleri yanında tiyatro eserleri olan Vatan yahut Silistre'nin Türk edebiyatı içinde çok önemli bir yere sahip. Konusu 1853 Osmanlı Rus Savaşı sırasında Rumeli topraklarındaki Silistre adlı kalenin kahramanca savunulması ve bu uğurda canından ve sevdiklerinden vazgeçen insanların hayatını anlatır. Tiyatroda sergilendiğinde büyük coşku uyandırmıştır. Ya bu Recep o kadar Hocam inanılmaz bu vatan yahut Silisre yani o jenerasyon o kadar etkiliyor ki. Yüzde yani. Evet. Şimdi bunu okuyan bir kişi Allah size vatansever vatan sever olmaz mı? Olur hocam her Bunu türlü okuyan olur. bir kişi cesaretle dolmaz mı? Direkt doğal hocam. Bunu okuyan bir kişi vatan sever olduğuna göre milliyetçi olmaz mı? Oldu bile hocam. Oldu bile ama ayrımcılık tabii ya ki olmaz. Hocam olmaz. Evet kolay bir soru ama burada Bak dikkat. Seçenek kardeşine dikkat edin. Eğer bir soruda vatanseverlik varsa milliyetçilik de onunla beraber gelir. Gelir ya onunla beraber gelir. gelir. Hocam gelir. Gelir. Recepçim diğer soruya geçelim. Nedir hocam? Mustafa Kemal'in hangisine vurgu yap, yapılmıştır diyor. Mustafa Kemal ile ilgili. Olumlu bir soru. Artıyı çaktık buraya Recepçim Okuyalım. Mustafa Kemal ortaokul düzeyindeki eğitimine ilk olarak Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne başlamıştı. Ancak bir sonra asker olma isteği ağır basınca okulunu değiştirerek askeri rüştiyeye gitmek istedi. Fakat annesi de asker olmasını istemiyordu. Ancak bu durum Mustafa Kemal'i yıldırmadı. Gizlice girdiği askeri rüştiye sınavını kazandı ve daha sonra da annesini ikna ederek bu okula geçiş yaptım. Çok güzel hocam. Yani annesini Neyse. evet annesini bu konuda biraz dinlememiş. Dinlemem. Yani kendi isteğini. Bildiği gitmiş. Evet, kendi bildiği yoldan gitmiş. Şimdi bu insan için ileri görüşü diyemeyiz. Yani burada bir şimdi ileri görüş olması için bir tahmin olması lazım. Evet. Yani öyle, öyle bir şey diyeceksin, sonra olacak. Olacak. Bir tahmin. Şu an o yok. Ya çocuklarımız bak, öğrencilerimiz bizi iyi dinlesinler. Metinde bir tahmin olursa olur. ileri görüş olur. Azimli ve kararlı. İşte evet. bu. Belli hocam. Aile bağlarına önem vermesi. Değil. <laughs> <Ne oldu? gülüyor> Anneye çünkü ikna aynen, edemedi anne. Aynen biraz tam tersi olmuş. Aynen uzağa gitti. Vatansever ve milliyetçi bu da ilgili değil. Değil ya değil. öyle de değil yani. Değil tabii. Hani aslında bak vatanseverlik Mustafa Kemal'in bir özelliği ama. Var ama bu metinde bu yok. Bu olayla yani. ilgili evet. yok. Yani o zaman bakın öğrencilerimiz o zaman şu anlaşılıyor. Ezber'e gitmiyoruz. Aynen hocam. metne göre cevaplıyoruz bakın. Hocam zaten ezbere göre. gitsek bu sorun içinden çıkamaz. Çıkamayız. Met evet. Metne göre arkadaşlar. Süper hocam. Evet Recep'ciğim. Hocam o zaman biz soru çözümümüzü bitirdik mi? Bitirdik Recep'ciğim. Ve arkadaşlar bunu ünite ünite hep yapacağız. Hocam hocamın dediği gibi 4 tane aşamamız var hocam bu sene. Evet. Segin sınıfta LGS'de sınavda soruları halletmek için. Aynen. 1. Bizim Bir, konu anlatımı. Konu hocam. videosunu izle. 2. 2. Temel kavramlar videosunu izle. 3 hocam. 3. Ünite değerlendirme sorularını izle. 4 de hocam. 4. Otur Artık kendi soru çöz. Ve kendi soru çöz. Ve bizim kitaplardan çözmenizi tavsiye Aynen. ediyoruz. Çünkü konuları oradan anlatıyoruz. O zaman hocam bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.